Alanya Posta TV'den mutlu akşamlar sayın seyirciler, gündeme dair gelişmeleri aktaracağız. Kara İsmailoğlu Antalya'nın yeni altyapıya kavuşması demek, gelen turist sayısının artması demek, bölgenin daha da gelişmesi demek, iş demek, aş demek, gençlerimiz için yeni sosyal ve ekonomik olanaklar demek diyerek ulaşımın sağladığı katkılara dikkat çekti. Bakan Alanya Doğu Çevre Yolu'nun ekonomiye yapacağı katkının önemini de vurguladı. Şehir demeden, köy demeden ekonomik canlılığı, üretimi, istihdamı, eğitimi, sağlığı, sosyal ve kültürel gelişmeyi taşıdık, taşımaya da devam ediyoruz. Alanya Doğu Çevre Yolu'nu kullanarak Mahmutlar Şantiyesi'ne giderek proje ve çalışmalar hakkında bilgi alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu hem ülke gündemindeki önemli yatırımları anlattı hem de Alanya ve Antalya'daki ulaşım yatırımlarına dikkat çekti. 2003'te ilimizde ancak 197 km bölünmüş yol var iken 468 km daha yol yaparak bu standarttaki yol uzunluğumuzu tam 665 km'ye çıkardık. Burada konuşma yapan Bakan Kara İsmailoğlu, Antalya ile ilçelerinin turizmde olduğu gibi tarımda, sanayide ve ticarette de lider olması için altyapı yatırımlarına devam ettiklerini söyledi. Turizmi ve turizm gelirini geliştirmek yatırımlarla mümkün oluyor. Aynı tarım, sanayi ve ihracat açısından olduğu gibi. Geliştirilen projelerden sadece hazinemiz milyarlarca euro kazanıyor. Kanal İstanbul projesiyle daha iyi çalışmalar yapacaklarını söyleyen Kara İsmailoğlu, stratejik projemiz Kanal İstanbul'la lojistik iddiamızı denizlerimizde de perçinleyeceğiz diye konuştu. 18 yıldır yapılan yatırımlarla ilgili de konuşan Kara İsmailoğlu, ulaşım ve haberleşmeye 1 trilyon 86 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu yatırımlarımız içinde kuşkusuz önemli payı %62'ye yakın orana tekabül eden 670 milyar 200 milyon lirayla karayolları yatırımlarımız oldu. 6101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 28204 kilometreye çıkardık. Hedefimiz bu rakamı 2023 yılında 39 bin kilometreye yükseltmek dedi. 1 trilyon 86 milyar lira yatırım yaptık. Bu yatırımların içinde kuşkusuz önemli payı %62'ye yakın oranla Karayolları Genel Müdürlüğümüz aldı. 6100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu hükümetlerimiz döneminde 4 kat artırarak 28200 kilometreye çıkardık. Karayollarımızda seyreden araç sayısı son 13 yılda %80 oranında artarken kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı da %80 oranında azalmıştır. Bugüne kadar Antalya'nın ulaşım ve iletişim yatırımları için 2 milyar 264 milyonu yap işlet devret kapsamında olmak üzere toplam 21 milyar 887 milyon liraya yakın harcama yaptık. 2003'te ilimizde ancak 197 kilometre bölünmüş yol varken 468 kilometre daha yol yaparak bu standarttaki yol uzunluğunu 665 kilometreye çıkardık diye bilgi veren Bakan Kara İsmailoğlu, biten ve devam eden yatırımlara ilişkin bilgi verdi. Antalya ilgilendi halen. 918 kilometresi devlet, 857 kilometresi il yolu olmak üzere toplam 1775 kilometre yol ağımız bulunmaktadır. Bunun yanında 15'i tek tüp, 4'ü çift tüp olmak üzere 18.889 metre uzunluğunda 19 adet tüneli tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. İl genelinde yaptığımız 154 köprünün toplam uzunluğu 17.753 metreye ulaştı. Antalya'da karayolu çalışmalarımız 1992-2002 yılları arasında 4 milyar iken hükümetlerimiz döneminde bu miktar %300 artış ile 17 milyar 132 milyon liraya ulaştı. Alanya Doğu Çevre Yolu'nun 15 kilometre olmasına rağmen eski yolla kıyaslandığı zaman özellikle zaman tasarrufu, yakıt tasarrufu olarak dikkat çekici katkısı olduğunu belirten Kara İsmailoğlu, Alanya Doğu Çevre Yolumuzun inşasını da hızlandırarak bir an önce nihayetlendireceğiz. Alanya halkına konforlu ve emniyetli çevre yolunu mümkün olan en kısa zamanda teslim edeceğiz dedi. Bugün Antalya il genelinde devam eden 14 büyük karayolu projesinin toplam maliyeti 7 milyar 95 milyon lirayı aştı. Yapımına 2006 yılında başladığımız, şu an içinde bulunduğumuz Alanya Doğu Çevre Yolu projesinin toplam uzunluğu 15 kilometre. Hasbahçe-Kargıçık arasında mevcut sahil yolunun kuzeyinden geçiş sağlayacak yolumuzun 5 kilometresini bölünmüş ve bitümlü sıcak kalkmalı olarak tamamladık. Proje kapsamında inşa ettiğimiz 3 çift tüp tünel olan Dim, Oba ve Mahmutlar tünellerinin toplam uzunlukları 5195 metredir. Alanya Doğu Çevre Yolu tamamlandığında mevcutta 18 kilometre olan geçiş mesafesi 15 kilometreye, seyahat süresi 30 dakikadan 10 dakikaya inecek. Öte yandan geçiş hızı
saatte 36 kilometreden 90 kilometreye çıkacak. Projeyle yılda zamandan 191 milyon 731 bin lira, akaryakıttan 27 milyon 358 bin lira olmak üzere toplam 219 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Alanya'ya bir dizi temas için gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Alanya Belediyesi AK Parti ilçe başkanlığıyla Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ni ziyaret etti. Bakan Kara İsmailoğlu'na Alanya için büyük önem taşıyan kuş yuvası yoluna ilişkinde AK Parti ilçe başkanı Mustafa Toklu tarafından özel briefing verilerek yolun kısa sürede tamamlanması adına destek istendi. Bir dizi temaslar için Alanya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ilk olarak Alanya Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, meclis üyeleri ve birim amirleri tarafından karşılanan Bakan Kara İsmailoğlu'na çeşitli hediyeler takdim edildi. Bakan daha sonra AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Başkanlık makamında yapılan kabulde bölgesel konular istişaresi yapıldı. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'nu Alanya'mızda ağırladık. Alanya'da yapımı devam eden ve yapılacak olan yatırımların istişarelerini gerçekleştirdik. Ulaşım konusunda bölgemize nefes aldıracak yeni çevre yolu projemizin etap çalışmalarını Sayın Bakanımız Adil Kara İsmailoğlu'yla birlikte yerinde inceleyerek gelinen aşamalar hakkında bilgiler aktardık. Alanya Belediyesi'nin imar çalışmasını tamamlamasının ardından Alanya trafiğini rahatlatmak adına yeni etabımızı açıyoruz. Halkımız arasında gönül köprüleri kuruyor. Yeni çevre yolumuzda adım adım sona yaklaşıyoruz. Alanya'yı Konya'ya bağlayacak olan kuş yuvası yolu inşasının en kısa sürede tamamlanması için taleplerimizi Sayın Bakanımız Adil Kara İsmailoğlu'na aktardık dedi. Bakan Kara İsmailoğlu'nun Alanya'daki son durağı ise Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi oldu. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekrem Kalan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nu makamında ağırlayıp çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaretin sonunda Bakan Kara İsmailoğlu'na ALK editörlüğünde basımı gerçekleştirilen Alaiye'den Alanya'ya adlı kitabın yanı sıra ALK Üderm ürünleri ve Türk bayrağı tablosu hediye edildi. Bakan Kara İsmailoğlu Alanya ziyaretlerine AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Tuğba Vural Çokal, Alanya Kaymakamı Fatih Hürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethemtaş, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'la Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekrem Kalan partililerle eşlik etti. Dışişleri Bakanı Alanyalı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta sonu Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanlığı'na seçilen Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun'u telefonla arayarak tebrik etti. Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanlığı'na seçilen Gaye Coşkun'a çalışmalarında başarı dileyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Seçiminiz bölge medyamıza hayırlı olsun. Akdeniz Gazeteciler Federasyonu'nun çalışmalarını takdir ediyorum, destekliyorum," dedi. Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Gaye Coşkun da başarı dilekleri nedeniyle Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür ederken, kendisini Alanya'da önümüzdeki ay yapılacak olan geniş katılımlı federasyon bölge toplantısına davet etti. Coşkun'un Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı seçilmesine yönelik tebrik ziyaretleri ise sürüyor. Alanya Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış, Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp, Lokantacılar ve Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Kerim Taş ve Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili Osman Aksoy, Alanya Posta Medya'da Coşkun'u tebrik etti. Milliyetçi Hareket Partisi Basın ve Medya Komisyonu Başkanı Hasan Cantürk ve komisyon üyelerini de kabul eden Coşkun tebrikler için teşekkür etti. Covid-19 salgını nedeniyle yüksek riskli bölge ilan edilen Alanya'da bir okul daha kapatıldı. Alanya Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruya göre Elikesik Şehit İlyas Güzel İlkokulu'nda birden fazla Covid-19 pozitif vakasının tespit edilmesi ve temaslı sayısının fazla olması sebebiyle eğitime 10 gün süreyle ara verildi.
Cumhuriyet Halk Partisi Alanya Kadın Kolları SMA tip 2 Ahmet bebeğin tedavisi için Ahmet'e Umutol isimli kermesi ikinci kez düzenledi. Parti binası önündeki kermese Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in eşi Yıldız Yücel, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, İYİ Parti İlçe Başkanı Alper Arıkan, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, Cumhuriyet Halk Partisi Gazipaşa İlçe Başkanı Ömer Güven, Alanya Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Gaye Coşkun ve Alanya Atatürkçü Düşüncecisi Derneği Başkanı Zuhal Sirkeli de destek verdi. Ahmet bebeğimiz için ikinci kermesimizi açtık. Ahmet bebek için ikinci kermesi düzenlediklerini belirten Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Ahmet bebeğimizin hasta olduğu dönem içerisinde 2,5 milyon dolara ihtiyacı vardı. Kur farkından dolayı şu an 3,5 milyon lira daha fazla toplanması gerekiyor. Bu konuda hükümetten hassasiyet bekliyoruz dedi. Biz Ahmet bebeğimiz için başlatmış olduğumuz kampanya, benim buradan merkezi hükümete ve bakanlara şöyle bir teklifim var. Lütfen kur farkı altında Ahmet bebeğimizle ezdirmeyelim. Kur farkına ezdirmeyelim. Yani hiç olmazsa bu kur farkını sabit tutalım veya bunların karşılasınlar. Biz Ahmet bebeğimiz için her yerde her zaman mücadelemize ve para toplamamıza devam edeceğiz. Ahmet bebeğe destek olmak için Alanya'ya geldiklerini dile getiren İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci de Antalya'da takip ettikleri 5 SMA hastası çocuğun bulunduğuna dikkat çekti. Tüm çocuklarımızı bu farkındalığı yaratmak için biz elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Elbette sadece kermeslerle olacak bir şey değil. Devletin bu konudaki duyarlılığını göstermesi ve bu ilaçların bu çocuklar için bu tedavilerin temin edilmesi gerekiyor. Ramazan ayındaki bütün fitre ve zekatların Ahmet bebeğe teslim edilmesini isteyen Cumhuriyet Halk Partisi Gazipaşa İlçe Başkanı Ömer Güven de yardım çağrısında bulundu. Fitre zekatları Ramazan boyunca bebeğimize teslim edilmesini istiyorum. Ama asıl sorun inşallah iktidara geldiğimiz zaman sağlık ekonomisini, sağlık politikasını bedava yapmak. Pandemi sebebiyle zor günler geçiren esnaflar, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin ve oda başkanlarıyla Altsu ev sahipliğinde bir araya geldi. Esnafın taleplerini alan Başkan Şahin, "Esnafımızın her zaman yanındayız, taleplerin takipçisi olacağız." dedi. Dediğim gibi bizim asli görevimiz yerel işletmeleri korumak. Buradaki Alanya'da iştigal eden, esnaflık yapanları korumak arkadaşlar. Bakın, biz bugüne kadar hep yanınızda olduk. Covid-19 salgını sebebiyle ekonomik olarak zor durumda kalan çok sayıda esnaf, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda oda başkanlarıyla bir araya geldi. Sorunlarını ve çözüm önerilerini oda başkanlarıyla paylaşan esnaflar, "Turizm bölgesi olduğumuz ve turistlere yasak olmadığı için biz de esnaf olarak bu kapsamda düzenleme istiyoruz. Turistler hafta sonu dışarıda ama alışveriş yapamıyorlar. Çünkü yasak kapsamında dükkanlar kapalı. Başkanlarımızdan destek bekliyoruz." dediler. Hepsi sigortalıdır. Kaçakçı kullanmam, uyuşturucu madde satmam, her şeyin yasaldır. Ama bu pandemi sürecinde işçilerimin çıkışını yapamıyorum. Sadece iki tanesine ödenek çıktı. Diğerlerinin hiçbirine çıkmadı. Arabamı sattım. Hala sigortalarımı ödüyorum. Geçen ayın sonunda da dedim. Bundan müzdaribim. Esnaf arkadaşlarına böyle sorunlar olduğunu düşünüyorum. Bu konudaki görüşleriniz, yardımlarınız ne olabilir? Esnafların taleplerini tek tek not alan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin ise esnaf arkadaşlarımızın dükkan açılış kapanış saatleri ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı günlerinde özel izinle dükkanlarını açabilmeleri konuları başta olmak üzere bütün talepleri aldık. Gerekirse esnaflarımız için Ankara'ya gideceğiz diye konuştu. Diğer işletmeleri kapatıp örneğin ayakkabıcıyı kapatıyorsun, tekstili kapatıyorsun, diğerlerini kapatıyorsun, çantacıyı kapatıyorsun, züccaciyeyi kapatıyorsun. Onlar açık olunca zincir marketler, orada hepsi var. Ayakkabı da var, züccaciye de var, çanta da var. Hepsi var arkadaşlar. Biz bunu biliyoruz, anlatıyoruz. Zaten bakın, bize denetleme yetkisi verdiler. İlla siz de denetleyin dedi vali, oda başkanlarımızla. Biz bizim yerel işletmelerimizi uyardık, eksiklerini tamamlattık. Zaten amaç bağcı dövmek değil hükümetin de. Devletin de bağcı dövmek değil. Üzüm yemek. Ama ne yaptık? Zincir marketlere girdiğimizde tutanağımızı tuttuk. Bizim gücümüz buna yeter. Bundan sonra da nereye kadar yeterse, bakın ben arkadaşlarım adına da işte hepsi onun için buradalar. Size söz veriyorum. Alanya'nın marka değerini yükseltmek ve haksız rekabeti önlemek için elimizden geleni bugüne kadar yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bak gerek tarım sektöründe, gerek turizm sektöründe, gerek inşaat emlak sektöründe.
Şimdi saatler alır burada yaptıklarımız. Alanya'da hiç alınmayan patentleri aldık bakın arkadaşlar. Hem avokadoya Alanya avokadosu diye hem... Ahmet Bebek için bir başka yardım etkinliği ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Atatürk Sanat Eğitim Merkezi tarafından düzenlendi. ATESEM kursiyerleri SMA hastası Ahmet Bebek'e destek için stand açıp kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru eserleri satışa sundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ATESEM kursiyerlerinden örnek anlamlı bir davranış geldi. Alanya'da SMA hastalığı teşhisi konulan Çalta ailesinin bebeği Ahmet için ilçede birçok kesim seferber oldu. Tedavisi için yüklü bir miktar para gereken Ahmet için üst üste kampanyalar düzenlendi. Ahmet bebeğe bir destek de Alanya ATESEM'den geldi. Alanya Atatürk Sanat ve Eğitim Merkezi de Ahmet'e umut oladı altında stand açtı. Cuma pazarı içindeki ATESEM binası önünde açılan standta kursiyerler ve öğretmenler tarafından el emeği ve göz nuruyla yapılan eserler satışa çıkarıldı. Birbirinden güzel ürünleri almak için vatandaşlar standı ziyaret ederken satışlardan elde edilen gelir Ahmet bebeğin tedavisi için kullanılacak. Standı bugün Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, İyi Parti Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkanlı, Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci de ziyaret ederek destek amacıyla alışveriş yaptı. ATESEM Müdürü Ece İpoğlu tarafından çalışmalar hakkında ziyaretçilere bilgi verildi. Ve böyle bir etkinlikte hemen Cuma pazarında kalabalığın en yoğun olduğu zamanda böyle sergimizi açabildik. Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası Alanya'da Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı. Pandemi sebebiyle Polis Haftası bu yılda kısıtlı etkinliklerle yapıldı. Atatürk Anıtı önünde Polis Haftası kutlaması yapıldı. Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü sebebiyle yapılan kutlama töreninde Antalya İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Muhittin Ergen, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı. Pandemi kuralları kapsamında az sayıda katılımcıyla gerçekleşen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Törene özel hazırlanan ses sisteminde Alanya dahil olmak üzere polis teşkilatında görev yaparken şehit düşen emniyet mensuplarının isimlerine yer verildi. Tören İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Muhittin Ergen'in Atatürk Anıtı önüne çelenk sunmasıyla son buldu. Kutlama geçen yıl olduğu gibi pandemi sebebiyle başka etkinlik planlaması olmadan gerçekleştirildi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Güneş Enerji Santrali'nden aylık 30 bin liralık elektrik tasarrufu sağlıyor. Bakan desteğiyle yapılan projenin açılışını dönemin Antalya Valisi Münir Karaoğlu yapmıştı. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2018 yılı mali destek programları kapsamında Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kestel Yerleşkesi Güneş Enerji Santrali Tesisi ve Teknik Eğitim Altyapısı Kurulumu adıyla Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi çatısına kurulan GES sayesinde ALKÜ ayda 30 bin TL elektrikten tasarruf elde ediyor. Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı'nın da katkılarıyla bakım ve güçlendirme çalışmaları tamamlanan GES sayesinde ALKÜ GES'ten ürettiği elektrikle kar elde ediyor. ALKÜ adına projenin yürütümü ve teknik izlemesini sürdüren Akseki Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Leyla Akbulut, hava koşullarının uygun olduğu zamanlarda özellikle de bahar dönemlerinde santral sayesinde üniversitemizin yaklaşık 30 bin TL'ye kadarlık enerji ihtiyacını GES sayesinde karşılıyoruz. Ayrıca karbondioksit salınımını engelleyerek çevreye de katkı sağlıyor şeklinde konuştu. Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne bağlı ekipler tarafından yaralı olarak bulunan ve tedavileri Alanya Belediyesi Veteriner Hekimliği'nce tamamlanan 3 şahin 2 ay süren tedavi sürecinin ardından doğaya bırakıldı. Yaralı olarak bulunan ve tedavileri tamamlanan 3 şahin, Alanya Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı ve Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mevlüt Kodal tarafından veteriner hekimler eşliğinde doğaya bırakıldı. Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, yaban hayatında bulunan hayvanlarımız herhangi bir zarar gördüğü zaman merkezimizde tedavilerini yapıp yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz dedi. Doğa Koruma Milli Parklar ile yapılan protokol gereği, yaban av hayatında bulunan hayvanlarımız herhangi bir zarar gördüğü zaman Veteriner İşleri Müdürlüğümüze gelerek Demirtaş'ta bulunan
bakım ve rehabilitasyon merkezimizde tedavi görürler. Yaklaşık bu şahinlerimiz de 2 ay önce bize getirildiler. Tedavisi bitti. Şu anda da uçmaya başladılar. Herhangi bir özgürlüğüne kavuşmasında sıkıntı kalmadığı için hep birlikte özgürlüğüne kavuşturduk. Gelen bütün hayvanlarımızı Alanya Belediyesi olarak tedavilerini yapıp tekrar doğaya bırakıyoruz. Milli Park Doğa Koruma Milli Park Şefliğince vatandaş buluyor veyahut da ekipleri buluyorlar. Sonuçta onlara getiriliyor. Onlar da bize getirip biz tedavisini yapıyoruz. Bazıları kanadından, bazıları bir yere çarpmıştır. Bazıları dediğiniz gibi avlanmadan dolayı kanadına bir saçma gelmiştir. Bunların tedavisi yapılır. Yapıldıktan sonra da tekrar doğaya dönüşü sağlanır. Önemli olan nokta da budur zaten. Tekondu özgürlüğünü yaşıyor. Oradan alabilirsiniz. Pandemiyle mücadelede maske, mesafe ve hijyen konusundaki uyarıları artık deyim yerindeyse Sağır Sultan bile duydu. Ancak buna rağmen duyarsızlık sürüyor. İzlediğiniz görüntüler Alanya'da Cuma pazarında çekildi. Kimi zaman pazarcıların da maskesini takmadığı gözlemlenen pazarda müşterilerin bazıları ise bu kadar da olmaz dedirten türdendi. Lütfen kurallara uyalım ve gerçekten normalleşme hep birlikte dönelim. Pazardaki durumun yorumunu siz değerli izleyicilere bırakıyoruz. Şimdi spor haberleri, ardından bültenimizi noktalayacağız. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in 34. haftasında görev yapacak atamaları yaptı. 49 puanla 6. basamakta yer bulan Aytemiz Alanyaspor'un 34. haftada karşılaşacağı Yukatel Denizli Spor maçına Trabzon bölgesi üst klasman hakemi Yasin Kol atandı. Bahçeşehir Okulları Stadyumunda pazartesi günü saat 19'da oynanacak mücadelede Yasin Kol yardımcılığını Mehmet Cemhanoğlu ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmada 4. hakem olaraksa Direnç Tonusluoğlu görev yapacak. Yasin Kol, Aytemiz Alanyaspor'un ilk kez maçını yönetecek. Yukatel Denizli Spor'sa Yasin Kol'un yönetiminde daha önce 3 maça çıktı. Bu maçlarda Denizli Spor 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. İşte Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak müsabakalar ve bu maçlarda görev yapacak hakemler. 10 Nisan Cumartesi, Atakaş Hatayspor Göztepe Erkan Özdamar, Çaykur Rizespor Trabzonspor Cüneyt Çakır, Galatasaray Fatih Karagümrük Ali Palabıyık. 11 Nisan Pazar, Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor, Zorbay Küçük, Ankara Gücü Gençler Birliği Serkan Tokat, Erzurumspor Beşiktaş Yaşar Kemal Uğurlu. 12 Nisan Pazartesi, Kasımpaşa Yeni Malatyaspor Bahattin Şimşek, Fenerbahçe Gaziantep Mete Kalkavan ve Aytemiz Alanyaspor Yukatel Denizlispor Yasin Kol. Ben Özlem Kaygusuz, bültenimizi burada noktalıyoruz. İyi günler diliyorum.